Türkiye'nin önde gelen tekstil, konfeksiyon sektörlerinden birinin konuşlandığı ya da konumlandığı Denizli'ye gideceğiz. Denizli, Türkiye ve dünya açısından en önemli havlu, bornoz ve benzeri ürünleri üreten, Turkish Towel diye literatüre de giren ürünleri üreten merkezlerden bir tanesi, şu anda dünyada sayılı bir yere sahip. Elbette sadece tekstil konfeksiyon üzerine değil, aynı zamanda diğer sektörlerde de çok güçlü firmalarının olduğu bir kentten bahsediyoruz. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçici şu anda Skype hattımızda. Müjdat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum Ali Bey. Çok teşekkürler. Çok uzun zaman oldu sizinle konuşmayalı. Evet. Siz aramadınız, ben de aramadım ama karşılıklı evet, kader bizi buluşturdu en sonunda. Evet. Şimdi bize bir panorama çizmenizi rica ediyorum. Yani Denizli özelinde bir panorama olsun. Sonra Türkiye geneliyle ilgili de bir şeyler anlatabilirsiniz. Yani sanayiyle ilgili, ihracatla ilgili. Nasıl bir tablo var? Pandemi döneminden nasıl çıkıyoruz? Şu andaki parametreler neyi gösteriyor? İyiye doğru giden bir süreç olduğunu tahmin ediyoruz. Acaba ne kadar iyiye doğru gidiyoruz? Hızlı mı gidiyoruz, yavaş mı gidiyoruz? Vallahi Ali Bey, tabii yani bir kere ihracat dediğimiz zaman, ihracat çatır başı dediğimiz zaman bence Türkiye geliyor. Çünkü Türkiye her şeyini ihracata bağladı. Yani büyümesi de, yaşaması da, varlığını da tamamen ihracata bağladı. Dolayısıyla bence ekonominin en önemli konularından ana başlığı ihracat. Her şey onun etrafında dönüyor özünde. Dolayısıyla ihracatı o nedenle çok konuşuyoruz ve de çok konuşmamız lazım. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi ben Denizli Sanayi Odası Başkanıyım. Denizli bir sanayi kenti. Özellikle sanayi kenti denildiğinde Denizli'nin tekstil kenti olduğu da herkesin malumu. Denizli gerçekten dünyaya havlu bornoz üretiminde en önde gelen merkezlerden biri. Ve son zamanlarda ev tekstilinde de Denizli çok öne çıktı. Şimdi Denizli'nin ihracatı yalnız tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi artık yalnız tekstil, ev eşyası, havlu, bornoz değil. Yani Denizli'de özellikle metal sektörü, bakır tabii. ve kablo sektörü de önemli bir yer alıyor. Bunun dışında mermer sektörü de Tanrı'nın bahşettiği travertenlerin en yoğun olduğu bölge Denizli. Dolayısıyla Denizli bu nedenle bütün üretimini ve öncelikle yatırımını bu ihracat pazarlarına göre yapar. Dolayısıyla bugüne kadar da bunu yaptı. Yani Denizli yatırım yaparken iç piyasaya odaklanmadan yurt dışında ben bunu nasıl satarıma her şeyden önce hesabını yapar. Böyle bir ilin ben sanayi odası başkanı olarak Denizli'deki ihracat gerçekten her sene ilginç bir seyir takip ediyor. Esasında yıllık 3,5 milyar dolar cirosu olan, ihracatı olan bir kent Denizli. Ve bu kent üretimini özellikle yaparken bugün Türkiye'de de yani İstanbul, Ankara, İzmir'i çıkarırsanız ilk 5 kentin içinde sayılıyor evet. Denizli sanayisinin ihracatı. Şimdi Denizli ihracatı devamlı olarak aylık aşağı yukarı 350 ile 500 milyon dolar arasında seyreder. Ama gerçekten son 2 ayda Türkiye'de hatta 3 ayda Türkiye'nin de aynı şekilde başarılı çizdiği grafik ihracatında Denizli'de hakeza bu noktaya geldi. Ve Denizli yani geçmiş yıla göre bir önceki yılın aynı ayına göre yani ekonomide, istatistiklerde böyle rakamlar çok az konuşulursa da %109 ihracatını artırdı. Yani bu büyük bir rakam. Dolayısıyla bunun için tabii ki bir önceki yılı analiz ettiğimizde bir yılın ayıydı. 163 milyon dolarlık bir ihracata karşılık bu sefer tabii 341 milyon dolar ihracat yapınca bu oran gerçekleşti. Denizli esasında ihracatını yani ufak bir analizde de nerelere satar? 2004'te ihracatının %20'sini Amerika'ya pazarlayan Denizli maalesef sonradan düşen Amerikan pazarı
doların bildiğimiz dalgalanmasıyla ihracatının ancak 6/8'ini satar oldu. Ama sonra özellikle son günlerde, son yıllarda bu iş %10'a kadar tekrar Amerika pazarında Denizli yerini aldı. Avrupa Birliği'nde de aşağı yukarı stabil bir piyasamız var. %60 biz Avrupa'ya mal satıyoruz. Dolayısıyla Denizli'nin ihracat potansiyeli esasında aşağı yukarı bu. Yılda 3,5 milyar dolar ihracatımızın 1/2 milyar dolarını tekstille yaparız. 700-800 milyon dolarını bakır ve kablodan yaparız. Ve ondan sonra 200-300 milyon dolarını da mermerden yaparız. Yani Denizli'nin ihracatı Ali Beyciğim böyle bir panoramayla sizi toplamış olurum. Güzel. Peki son 4 dakikamız, 4,5 dakika hatta bize pazarları anlatmanızı rica ediyoruz. Yani pandemiden önce elbette birincil pazarımız Avrupa Birliği'ydi. Birincil pazarımızdaki daralma dolayısıyla bizim alternatif pazarlara yöneldiğimizi biliyoruz. Hem Avrupa pazarındaki durumu hem de alternatif pazarlardaki durumu anlatmanızı rica ediyoruz. Denizli özelinde olabilir, bölge özelinde de olabilir. Özellikle yani bizde bir tabir vardır. Yani güneş çarı çıkınca ayakta çarı çıkar hikayesi. Doğru. Dolayısıyla Denizli kendisine mutlaka yeni pazarları yaratmak için dünyayı dolaşmaya başladı. Ve dolayısıyla özellikle son zamanlarda gelişen ülkeler dediğimiz Afrika pazarında Denizli özel bir yer, özel bir konum sahibi oldu Denizli. Ve dolayısıyla bu ihracatını özellikle bu Afrika pazarını ve bu Afrika'daki yeni ülkelere, özellikle Kuzey Afrika ülkelerine önemli satışlar yapmaya başladı. Ama bu arada da esasında ev tekstilinde yani Çin'e kadar uzanan bir yeni satış trendimiz var. Yani bu Uzak Doğu'da da, Japonya'da da özellikle son zamanlarda moda markaya girdiğinde özellikle bu pazarlarımız önemli yer aldı. Diğer sektörde özellikle bakır ve kabloda ise yüksek teknolojiye hitap eden ülkelere bu ürünleri satmaya başladı. Tabii bu özellikle Avrupa ülkelerinin dışında Amerika'da bu pazarların içerisinde. Tabii bu ihracatımızın her türlü hareketinin dışında son zamanlarda özellikle tabii en büyük ihracatta bizim desteğimiz tabii ki finansal yapıda sağlam durabilmemiz. Bu Denizli'nin de Türkiye'nin de kaderi buna bağlı. Yani eğer biz Türk ekonomisini, Türkiye'nin büyümesini, Türkiye'nin varlığını ihracatın üzerine kuruyor ve bütün illerimizdeki üretim merkezlerinde buraya odaklıyorsak, özellikle ihracatta finansal olarak desteği şirketlerimize, sanayimize eksik etmememiz lazım. Özellikle son zamanlarda yani bir kaynak sorunudur, finansal problemdir devam ediyor. Exim Bank'tan kredilerde problemimiz var. Eğer ihracatın en büyük destekçisi bu iş için kurulmuş, evet, ve bu desteğe göre ihracatçı kendisini hazırlamış Exim Bank'ın kaynaklarının eğer aksaması veyahut da kaynaklarını sekteye vurması halinde bu ihracatlarımızın da hem Denizli için söylüyorum hem Türkiye için söylüyorum problem olabileceğini bunu özellikle belirtmek istiyorum Ali Beyciğim. Yani bu konu yani yaptığımız ihracatlarda hep evet, mutluyuz, hep güzel. Ama tabii ki son zamanlardaki bir ufak analizle şunu yapmam lazım. Lütfen son cümleleriniz. Yani bu kadar büyük rakamların gerek Denizli'de gerek Türkiye'de oluşmasının birkaç nedeni de var. Onları da söylemekten geri kalmamam lazım. Özellikle son zamanlarda metal sektöründe büyük farklılıklar var. Mesela son gelişimde işte bakır 5.000 dolardan evet, 10.000 dolara çıktı. Çelik hakeza, yani diğer metaller, hatta tekstilin ipliği, ham maddesi bile inanılmaz fiyatlara çıktı. Bu yükselişlerin buradan da kaynaklandığını hesap etmek lazım. Onun için biz daima miktar ve değer bazımında ihracatı karşılaştırmamız lazım. Peki. Dolayısıyla bunu yapmak zorundayız. Bir de paritenin önemli bir avantajı son zamanlarda bizim %60'lık ihracatımızın
yaptığımız Avrupa için bize şans getirdi Ali. Peki. Çok teşekkürler Müjdat Bey. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçici ile konuştuk ve böylece son seansında sonuna geldik. Yarın aynı saatte buradayız tekrar.